Köy Hayatı Sevenler kanalımdan hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatıyla ve öğle yemeğiyle yeniden karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü öğle yemeğimizde ütü tost var arkadaşlar. Adana'nın meşhur ütü tostu var. Tost yapacağız. Bu güzel öğle yemeğini de sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Tost yapımına geçmeden önce de şöyle hayvanlarımıza yem vereceğiz. Onları da sizlerle paylaşacağım ve yavaş yavaş ondan sonra da yemeğimize doğru geçeceğiz inşallah arkadaşlar. Ve bu tost için de arkadaşlar beğenilerinizi bekliyoruz destek için. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Çünkü destekleriniz bizler için çok önemli arkadaşlar. Güzel bir beğeni bekliyoruz bu videomuza da arkadaşlar. Bu çıkıyor anne, der mi buradan? Kaçıyor. He? Kaçıyor der mi buradan kapısı? Kapıyı açık. Buna bir kapı yapmak lazım buraya. Biraz yeri küçük olmuş ama. Yok, yeri güzel, sıcak. Yani sıcak, bir tane daha olursa onun yanına biraz daha büyütmek lazım. Tavukların yeri ondan daha büyük. Aynen. Değil mi çiçek? Çiçek. Değil mi çiçek? Kaçtı arkadaşlar. Küçük bir kapısı vardı, orayı kırdı, dışarıya kaçtı. Boncuk. Gitse, ileri tarafta biraz yeşillik var, o tarafa gitse geri dönüyor orada bakın. Orası kapalı şimdi. Orası kapalı. Ateşin yanına geliyor arkadaşlar. Hep ateşin yanına geliyor. Ateş! Ateş! Oynamak istiyor ateşte. Ateş! Sabahları kendini çıkarıyorum arkadaşlar, gezdiriyorum dere kenarında. Ateş! Bazen koyunla beraber de oynuyorlar. Birbirlerine bayağı bir ısındılar. Çünkü bunun arkadaşı yoktur, bunun da arkadaşı yoktur. Birbirlerine çok ısındılar. Şimdi birazdan yanına gelecek. Ateş! Yemek istiyor herhalde şeyde. He? Boncuk da yemek istiyor. He. O da yemek istiyor. Şeyin ayağı nasıl oldu anne, çiçeğin? İyi, yok. Şey, ilaç sıktım ya. He. Şükür hemen atlattı. O ilacı çıkmadı. Geçen gün ayağına vurmuştu arkadaşlar. Büyük inek. Kaçmış, o da ayağını vurmuş. Yok, inek vurmaz. O ayağını vurdu. Korktu, ayağını vurdu. Ha, korkunca şeyin kenarı ayağını çizdi. Yoksa hayvan karışmaz. Anne, bir yere gittiğin zaman aklın kalıyor değil mi ineklerde? Ya. Dayanamıyorsun. Ben akşam döndürmedim, gece geldim. Hayvanların altını seyirdim. Baktım, acaba tam koymuşlar mıydı yemini? Bir yere gittiğimiz zaman. Şimdi bakacağım. Gece su verdim, dün girmedim diye. Bir yere gittiğimiz zaman mesela arkadaşlar, gidiyoruz annemle beraber gittiğimiz zaman. Eşim burada kalıyor, evde kalıyor. O kaldığı zaman normalde tamam, kendisi bakıyor hayvanlar ama annem yine de rahat etmiyor. İlla gelip görmem lazım. Arıyor bile. Dışarıda olduğumuz zaman da arıyor. Yemleri tamam mı? Ondan sonra su verdin mi? Bazen bile eksik olduğu zaman hayvanlar aç kalıyor. He. Dur oğlum, dur. Va, bu da yem istiyor. Boncuk yem istiyor. He, o da yem istiyor. Yok, boncuğa yemek yoktur. Sana yemek yok. O da bekliyor benim. Şimdi yanında bir tane olsa var ya, ne kadar rahat ederdi bu ha. Ya. Günde hayvanlar arkadaşlar 1, 2, 3 kere oldu. Normalde 2'ydi, 3'e çıkardık. 3 doğru veriyoruz. Yem yani. Ama anca. Geceler uzun. Geceler uzadı. Ya. Gece biraz daha yemini fazla veriyoruz. Tabii, geceler uzun. Acıklı. Sabah saat 6.30-7 civarında ilk yem ve sağma. Ondan sonra da öğlen saat 12.30-1 arası ikinci yem. Ve akşam da saat 4, ya pardon, akşam da saat 5.30 gibi yemlerini veriyoruz. Boncuk bir türlü alışamadı. Tavukların yerine geçiyor arkadaşlar. Ateşin yerine gidiyor. Kediyi gördü. Ve yavaş yavaş arkadaşlar. Sabah ne verdim? Bak nasıl acıkmışlar. Acıkmış değil mi? Ya.
Anne bu Nazlı sılaç yemiyor herhalde ha. Sılacı fazla sevmiyor. Sılacı sevmiyor. Onda bir tür sılacı sevmiyor. Bu. Ha bu o işte seviyor. Sılacı sevmiyor. O seviyor. Sılacı. Her gün o kırık ye. Sılacı sevmiyor. Normal yeme daha çok seviyor. Hmm. Ama üstüne yem attığım zaman yiyor. Yok yiyor. Gel hadi sana da yeme koyayım gel. Zaten dolanıyor, dolanıp duruyor. Dolanıyor. Yem bekliyor. Sana yem yok. Orada bir bak. Orada bir ton şey var ha. Yeşillik var. Var. Oraya gitmez. Gelir burada yem bekler. Git ne güzel yeşillik. Normalde koyunların arkadaşlar inekler içerisinde kalması doğru değil. Gel hadi gel. Hastalık oluyormuş. Geri gidelim. Gel. Hadi yürü. Hadi yürü. Ve arkadaşlar yavaş yavaş yürü. Ütü tostumuza doğru geçelim. Ve arkadaşlar tost yapımına doğru geçtik şu anda. Bu tost Adana ütü tostu aslında. Daha öncelerde videolarda izlemiştim. Özellikle Adana'nın Mahmut vardı herhalde arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Tostçu. Çok güzel yapıyordu. Şöyle acılı macılı yapıyordu. Gerçekten var. Öyle bir canım istiyordu ki. Geçenlerde aklıma geldi. Sabah değil de sabah çok soğuk olduğu için biz de öğlene doğru yapalım dedik. Hani değişiklik olsun. Öğlen de tost yiyelim dedik. Hem de sizlerle paylaşmak istedik. O kadar canım istedi ki anneme dedim ki yarın yaparım diye. İnşallah. Sucuğumuzu getirdik arkadaşlar. Yumurtalarımız. Gördüğünüz gibi. Ve bu güzel görüntüleri de sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Kaç? 4 tane mi domates? 5 tane de hepsini koymayız. Zaten 2 tane yapacağım ya tost. 2 tane yaptığım için 3 tane domates yeter. 3 tane yumurta, 3 domates. He yeter. Hı-hı. Çünkü kalabalık değiliz. 3 kişiyiz. 3 kişilik yapacağım. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi masa sandalyeyi getirdim. Yorumlarınız vardı. Yorumlarınız yapmasın her diye. Zaman yorumlarınız bizler için çok önemli arkadaşlar. Evet. Sizleri kırmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii siz de bizi düşünüyorsunuz, annemi düşünüyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Biz de elimizden geldiğince daha şey. Ama biraz eksiklerimiz var arkadaşlar. Tam mesela şu... Bakın bunu mesela Antakya'dan aldık. Videomuzda da vardı. Bakın arkadaşlar. Bunun gibi güveç gibi böyle. Onları da alacağız. Mesela güveçte et yemekleri yapınca fırında olsun öyle o tarz şeyler için. Bu baharatlık için yine aynı şekilde onlardan var. Onlardan alacağız. Sırf bu odun ateşinde yaparken onlara koyup bu şekilde düzenleyip arkadaşlar daha rahat olması. Daha rahat olması için arkadaşlar dediğimiz gibi. İnşallah yeni videolarda daha güzel paylaşımlar yapacağız. Domates bu şekilde değil mi annem? Zaten şeyde eriyor yavaş yavaş biraz daha tam eriyor. Şöyle biraz biber de bir tane doğrayayım. Hepsi yıkanmış bunlar zaten. İçeride yıkadım da burada şey olmasın diye. Çok acı olduğu için. Acı mı bu? Bunu yiyebilir misiniz? Toz biberi de var. Ben yerim de siz yiyebilir misiniz? Yok fazla bu acı değil. Evet. Sadece tadını versin diye biraz koyacağım. Yoksa fazla koymayacağım bunu. Ekip de toplanıyor arkadaşlar. Hı-hı. Domates salçası mı? O domates salçası biraz da su katıyor. Onu iyice ne şey yapıyor. Çırpıyor. O sosu sadece. Yeter işte. Yeter.
Yeni yapılmış ya, daha şey olmayan. Daha taze. Burada arkadaşlar sucuk kasapta tanıdığımız var. Yeni yapıldı daha. Yapıyor kendisi. Bir iki gün bekledikten sonra sucuğumuzu alıyoruz. Bu zaten dağılır değil mi? O şey yaptığınızda mı dağılır? Dağılır ya. Şimdi biraz şey bıçakla vuracağım bunu. Ama gerçekten fark var. Tabii ki yeni daha. Arasında hazır olan burgul gibi biliyor musun? Hmm. Onda ne kattığını da bilmiyorsun. En az bu gözün önünde yapıyor. Tabii. Bunun için zaten soğanı, samursağı var diye tostun içine koymuyor. Bakma bana öyle. Bakma bana öyle. Sucuk bekliyorlar. Şimdi sana verdim, ona vermezsem haksızlık olur. Ama var ya, öyle bir baktın ki kısmetini yemezsen olmaz. İçim, vicdanım el vermez. Yemiyor, acı değil mi yemiyor? Acı tabii ki. He, yemiyor. O acı. Şimdi bunu şey yap, dikkat et. Nene götürdüm ya. Onun içine kaç almadı. Dünkü sütü nene götürdüm. Ne kadar sessiz arkadaşlar bugün. Köy hayat. Yani diyeceksiniz şimdi tabii köy hayatı sessiz olur ama normalde bu kadar sessiz olmaz. Bizimki yol kenarı olduğu için evimiz hemen şurası yol kenarı. Ondan dolayı arabalardan yine ses oluyor da. Aynen. Bugün bayağı bir sessiz. Yarın böyle olursa şeye gidelim, baraja. Baraja kömeş toplamaya. Hı hı. Hmm, olur. Sarma içi de yapalım. Barajda? He. Hava güzel olursa. Hı hı. Güzel olmazsa olmaz. Yok, hava böyle olursa güzel. He. Mesela bak şu an araba geçiyor arkadaşlar, bakın. Yani o tür gibi çok sesler oluyor da. Hava böyle olursa giderek hem kömecimizi toplarız. Aynen. O kömeş toplamayı arkadaşlara ayrı bir şekilde paylaşacağım. Tamam. Çünkü çok güzel arkadaşlar. Hem göl kenarında hem de kömeş toplamayı falan güzel bir köy hayatı gibi sizlere paylaşacağım. Bazı yorumlarda çok şöyle bunu getir bunu getir diyorlar. Ne şey için mi? Ama daha bilmediği için öğrenmesi lazım yavaş yavaş. He. Daha küçük. Benim gelin onun için fazla bilmiyor daha. Onun için elimin altında sürekli yardımcı oluyor. Hem öğrenmiş oluyor. Tabii ki. O eleştiri için biraz yorumlarda. He. Yoksa ben normalde sevmem. Bunu getir, bunu He. getir sevmem elimin altında. Ekmeğin için alayım mı kalsın? Yok annem öyle kalsın. Kalsın kalsın. Bu normalde ütü gibi şey var, tost şey var ama biz o taşı kullanacağız arkadaşlar. Köy yerinde onu kullanacağız. Tam kıvama geldiği belli oluyor zaten. Hı hı.
Yani bu domates falan nasıl önce şey olması lazım değil mi? Dur, şimdi bunu kenara koyacağım, domatesi bir tarafına koyacağım. Domates biraz geç oluyor ya, o yüzden dedim. Dur. Şimdi bu biraz pişsin, kenara alacağım. Fazla pişti zaten, fazla şey yapmıyorum. Ya direkt domatesi ortaya koyacağım. Yok, beriye. Bu tarafta da domatesi pişsin. Fazla ateşin vurmadığı yere aldın onu. Yok, yok. O sadece orada kalacak biraz. Bu pişsin biraz. Pul biberle tuz mu? Pul biberle tuz mu? He. Pul biberi biz normal bir şekilde atıyoruz arkadaşlar ama siz acıyı severseniz biraz daha fazla atabilirsiniz. Biber koymuyorum çünkü şeyde var ya, sucukta, sucukta zaten var. Onun için normal şeyde olsa karabiber de atılır içine. Şimdi domatesi şu an fazla görünüyor ama erir değil mi? Yok, şimdi erir. Şimdi o hepsinin suyunu çeker. 3 tane koydum, fazla koymadım zaten domatesi. Domates. Normalde 5 tane mesela, 5 şeye 5 tane konuyor. 5 yumurta, 5 şey. Salçayı? Salça, o sos. Sadece bunu koyduğun zaman üstüne sosu koyuyorsun. Ekmeğin arasına koyarken. Şimdi bunun suyu tam çekilecek. Bir şey yapacağım. Az bir şey atıyorsun ha? Diğerini de sadece içine. Sadece o biraz da şey, sosun üstüne şeyin ekmeğin arasına koyacağım. Çay, hı. Kaynadık. İyice suyunu aldı ha. Tabii ki.
şimdi. Bak. Biraz daha bu. He? Dur bekle. Bir saniye. Biz çok baharatı çok olduğu için fazla koymuyoruz arkadaşlar. Yok. Hele bizim gelin hiç yemez baharatlı olduğunu. Çünkü bazen tosta çok doldurur ama yok. Biz fazla doldurmuyoruz ekmeğin içine. Çok doldurduğunu zaten şeye sana evet. Şey yapayım ayırıyorum. Gelin yiyemez. Rahatsızım. Karabiber yiyemez o. Bunun içinde de fazla baharat var biliyorsun şeyin içinde. Zaten içi güzel oldu bak. Şimdi bunları bastıracağım. Yavaş yavaş. Dediğimiz gibi arkadaşlar bizim o tuvaleti olmadığı için bununla basıyoruz. Zaten bu da ağır onun gibi. Ağır he. Bu temiz de onların üstüne koyuyor. Ama o biraz daha herhalde böyle düz olduğu için tam o tostluk olduğu tabii, için. Tabii. Bence o evet. Daha ideal bunlar. E tabii ki. Biraz daha ağırlık olsun şimdi. He, iyi olur. Biraz daha ağırlık olur çarşısını bununla. Oh. Heh, öyle. Bastıra bastıra yap. Duman duman. Altta duman var herhalde. Odun var daha ondan şey oluyor. Yanacak, biraz daha ısınacak. Ki hala yanan arkadaşlar yukarıdan böyle iyi bir ısı verdiği zaman tost daha beter. Peki. Daha güzel kıvama geliyor. Güzel kızardı. Tost uyanmadı daha. Bak. Güzel kızardı. Arkadaşlar Senem Sultan'ın ütü tostu için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya güzel bir beğeni daha istiyorum arkadaşlar sizlerden. Heh. Destek için. Abi de. Heh. Arkadaşlar. Bak. Sıcak açamıyor. Çok sıcak. Yeşil ütü tostumuz. Arkadaşlar Senem Sultan yapar da olmaz mı? Olmaz mı sizce? Bunlar soğumasın diye. Oturun siz yiyin. Bunlar yani kalsın. Oldu. Oldu tamam bitti. Bak. Tamam yeter. Ben, hep beraber yiyin. Ama tamam oturup yiyecek bu şey olsun. Soğuk kal, soğumasın diye ocakta sıcak evet. Sıcak. Hadi. Çay. Annenin çeyizlerini çıkardı. Neyi? Anne senin bardakların mı? Ceyizlik bardağın mı? Bunlar? Annemin ceyizlik bardakları arkadaşlar.
bir daha konserleri. Sandalye? Getireceğim, tamam. Var var abi, burada var. Dur, dur, dur. Yok, öbür sandalyeden. Ya şuraya otur. Gel. Bu bir sandalyeye getir, o güzel değil. Rahat değil lan bu. Neyi? Bu sandalye güzel değil. Selam Sultan baş köşede arkadaşlar. Afiyet olsun. Aynen. Hemen sen yaptın, ilk sen başla anne. Acı olmuş ama. Zaten çok bu güzel. Acı olması lazım. Yok, çok güzel. Ama lezzetli. Lezzeti çok güzel. Makinadakinden daha iyi olmuş. Sen biraz ne acı sevmiyorsun diye. Ben alışmamışım. Yoksa tadı çok güzel. Baksana. Evde yapabilir yani. Tost makinesinde de yapabilir. Ha, olur olur ha. Atarıcı burada bulamadılar. İşte ilk attık ya. Evet. Bir defa daha atılması lazım. Ağaçların rengini değiştiriyor, değil mi? Bundan sonra atılıyor mu? İki. Yok, sadece çiçek zamanı bir ilaç daha. Şeye çıkıyor, anne buradayım, buradayım. Gelince damla babası vardı ya. Duydun mu? Baba ben buradayım, buradayım diye. Yukarıdan gördüm ben, çağırırdım seni. Hı-hı. Şimdi beni görürse yukarıdan oradan kaçar gelir. Seni gördü diyor, baba ben buradayım. Bu kediye ne olur? Gözünü kaldı mı? Bek güzel. Köpekler şey, kedilerle kaçıyor. Ben ondan dolayı sesler sessiz yaptım, belki duymaz gibi nasıl gördü. Gördü sen. Yaz havası sanki yaz geldi. Yaşam, hani bahar, bahar havası olur yani tam yaza girişte. Yarın böyle olursa gider kömez topluya. Barajın olur. O barajın oraya da gider. Güzel olur. Çünkü bak öğlenden önce gidersek bu zamanlar gibi geliriz. Serin olmadan. Müslü'yü de götürük ya. Böyle götürürsek yatmaz o zaman. Yok, gezmeye gittiğinde yatmıyor. Yatmasın. Gelmiyor. Evde olunca uğraşacak bir şey olmayınca uykum gelmiyor. Dur, dur, dur. Sıcak. Dur sen, ye bırak ya. Tamam, yiyin. Araya işim olmayacak buradan. Sabah kahvaltıya yapacağım sadece. Yandı mı? Bekle, soğusun biraz. Çok güzel olur, dayanamıyor. Güzel ya, tadı çok güzel olur.
Sabah yapılır da sabah soğuk oluyor diye. İçeride yapılır. Ama buz gibi. Çok soğuk oluyor. Eskiden arkadaşlar sabah videoları, kahvaltı videoları çekiyorduk burada ama artık yok. Çünkü eksi 2, eksi 3'e kadar hava düşüyor, onun için yapmıyoruz. Ve arkadaşlar, bir köy hayatı ve tost videosunun burada sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun.